Serdar Turgut, Amerika CENTCOM komutanının İsrail ziyaretinin önemi Amerikan Savunma Bakanlığı geçen hafta bir sürpriz yaptı ve Amerika Merkez Kuvvetler CENTCOM komutanı Vottle'ı görüşme yapması için İsrail'e gönderdi. CENTCOM, Amerika'nın Orta Doğu ve Afganistan'daki birliklerinin kumanda merkezidir. Yani Amerika'nın terörle mücadele diye tanımladığı tüm operasyonları CENTCOM yönetir. Kuzey Suriye'deki YPG ile işbirliği stratejisinin en hararetli savunucusu ve uygulayıcısı da bu merkezdir. Pentagon'un global örgütlenme planına göre İsrail, Amerika'nın Avrupa kumandanlığı Yukom çerçevesinde ele alınır. Pentagon'daki tartışma İsrail'e taşınmış oldu. EUCOM'la CENTCOM arasında Türkiye hakkında yaşanan tartışmayı 24 Nisan'da bu köşede yayınlanan Pentagon'daki Kritik Türkiye Tartışması başlıklı yazıda anlatmıştım. Özetle Avrupa Kumandanlığı EUCOM, Amerika'nın YPG ile bağlarını kopararak Türkiye ile arasını düzeltmesini istiyor. CENTCOM ise YPG ile işbirliğinin sürmesinden yana. İsrail YPG'yi destekliyor ve bu konuda EUCOM'la konuşacak bir şey yok. Sandcom'la bu konuda çok iyi anlaşıyorlar. Savunma Bakanı Mattis de oyun planını buna göre kurdu. Mattis'in oyunu. Washington'ın şifrelerini iyi okuyan çevreler kendisi de Sandcom kökenli bir general olduğundan Mattis'in General Vottle gibi YPG ile ilişkileri sürdürmekten yana bir generali taktik olarak İsrail'e yolladığını söylüyor. Öğrenildiğine göre Mattis, generalini resmi görev olarak İsrail'i Trump'ın yakında askerlerimizi Suriye'den çekeceğiz sözü doğrultusunda ikna etmesi için göndermiş. Bu çekilmeden yana olmayan Wattle'ın bu çekilme politikasının güçlü bir savunucusu olmayacağını ve İsrail'in tepkisini de Washington'a seve seve güçlü bir şekilde ileteceğini düşünen Mattis'in asker çekmemeye ve YPG'nin yanında durulmasına devama İsrail'i de yanına müttefik olarak Trump'ı ikna etmeyi planladığı ve oyun planını bu şekilde kurduğu konuşuluyor Washington'da. Çekilmeye sert tepki. Nitekim Kuzey Suriye'de Otonom bir Kürt varlığı kurulmasının da en büyük savunucusu olan İsrail'in Vottle'ın anlattığı Trump'ın çekilme planına çok sert tepki verdikleri ve bunu kesinlikle kabul etmeyeceklerini söyledikleri haberi Pentagon'a geldi. İsrailliler Amerikan askeri varlığı kalmadığında ve YPG de zayıfladığında bölgede İran gücünün daha da artacağından korkuyor ve bunun da kendileri için varoluşsal bir mesele olduğunu vurguluyor. Nitekim Wattle'ın ziyaretinden sonra İsrail Savunma Bakanı da Washington'a geldi ve tepkiyi resmen iletti. Mattis ise eğer asker çekilirse bundan ileride pişman oluruz diye bir açıklama da yaptı. Çekilme olacak mı? Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la yaptığı son görüşmeden sonra Suriye'den asker çekilmesi işini yeniden düşünmeye başlamış olan Trump'ın, İsrail'in de tepkisinden sonra çekilmeyi zaten istemeyen Mattis gibi düşünmeye başlayacağı ve askerleri Suriye'de uzun süre tutacağı da konuşuluyor Washington'da. Serdar Turgut, Habertürk